Ak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kısa tarım dışı istihdam verisini konuşacağım. İşte piyasa fiyatlamalarına dair görüşlerimi çok kısa belirteceğim ama pazartesi günü, pardon, salı günü gene yayın yapacağımız için çok böyle ağam şağam işte şu olur bu olur düşünceleri şeklinde paylaşmaktansa veriyi bir analiz etmek istiyorum ve genel düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk başta şu attığım işte analizde, hatta şuradan açalım bir, pardon, şöyle. Şimdi manşet rakamın 339 bin açıklandığını görüyoruz. Beklentiler 195 bin. Şimdi bu sabahki podcast'te ben hani manşet rakamdaki beklentiler hiç önemli değil çünkü kimse tutturamıyor mu zaten diye belirtmiştim. Şuradan size bu 195 bin beklentinin geldiği işte kaç tane rakam girilmiş? 76 tane tahmin girilmiş. Bu 76 tahminden en yüksek rakamı gösteriyorum arkadaşlar. 250 bin. Yani 250 bin en yüksek beklenti, gerçekleşen 339 bin. Şimdi demek ki manşet rakamı tahmin etmek gerçekten çok zor. Yani normalde de zor ama pandemi sonrası daha da zor hale geldi. Dolayısıyla veri içinde verinin diğer parçalarını biraz daha iyi anlayarak Fed'i ne yapabilir noktasında yorumlamaya çalışacağız. Yani yapabileceğimiz en mantıklı şey bu olur özünde. Şimdi bu veri, yani manşette beklenti, o en yüksek beklenti 250 binin de çok üzerinde açıklandı. Peki diğer bir nokta, işsizlik oranı 3,7. Yani 3,4'ten 3,5'a yükselmesi bekleniyormuş ama 3,7 açıklandı. Şimdi bu da ayrı bir dilemma diyelim özünde. Niye? Siz hani işsizlik oranını farklı bir anketten manşet rakamı o 339 bine farklı bir anketten alıyorsunuz. Ve iki anket arasında bir uyuşmazlık var. Yani 339 binlik bir istihdam artışında normal şartlarda katılım oranı çok ciddi yükselmesi lazım ki bakıyoruz katılım oranı 62,6'da sabit kalmış. İşsizlik oranında 3,4'ten 3,7'ye yükseliş beklenmez. Bu da ikinci bir böyle dilemma, ayrışma. Hani bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Önemli bir detay bu. Ama şimdi gelelim. Hani beklenti şuydu, buydu falan filan, onları bir köşeye atalım. Ve verin genel olarak yapısına, genel işte detaylarında neler olmuş, onlara bir hızlıca bakalım. Şöyle şunu aşağıya atalım. Şöyle detaylar kısmına bir hızlıca değinelim. Şimdi katılım oranı 62,6 ile Nisan ayı rakamıyla paralel. Beklentileri de paralel. Okey. Ama benim için asıl önemli olan şey ve Fed açısından da bence asıl önemli olan şey bu prime age denilen grup. Yani iş hayatında 25 ila 54 yaş arasında olan grup. Çünkü bunların katılım oranının, bu yaş grubunun katılım oranındaki artış özünde maaş bazlı enflasyon risklerini bence daha çok etkiliyor. Yani bu tarafta katılım ne kadar artarsa maaş bazlı enflasyon tarafı daha fazla azalacak gibi düşünülebilir. Neden bunu söylüyorum? Bu 62,6'da arkadaşlar 50-55 plus grup da var. Şimdi 55 plus grup pandemi sonrası iş gücü piyasasından büyük, yani bir kısmı diyeyim, hadi biraz şöyle olayım, bir kısmı kalıcı olarak ayrıldı özünde. Dolayısıyla hani onları istihdam piyasasına çekmeye Fed zaten çok çalışmıyor. Ama bu prime age grup tarafı oranının yükselmeye devam önemli. Şimdi bunu şuradan açalım. İşte 25-54 yaş arası. Mayıs'ta 83,4 rakam. Bir önceki ay neymiş? Hızlıca bakalım. 83,3 olması lazım. Yani aslında bir yukarı yönlü gidişat var. Hatta
pandemi öncesinin de oldukça üzerine çıkmış durumdayız. Hani oldukça terimine ben koydum ama hani pandemi öncesi 83,1'miz. Şu anda 83,4 seviyesine çıkmışız. Demek ki bu taraf yani asıl çalışma grubunu oluşturan özünde asıl workforce'u oluşturan hani öyle özetleyeyim. Bu yaş grubu da katılım oranı giderek artıyor. Bu Fed'in elini rahatlatabilecek bir durum özünde. Haziran ayı faiz artışı veya pas geçme kararını verirken bu detay önemli bir detay. Ondan sonra gelelim şöyle hangi sektörlerde, endüstrilerde artışlar olmuş diye baktığımızda kamu tarafında 56 binlik istihdam artışı var. Sağlık hizmetleri ve eğitim tarafında 97 binlik bir artış var. Danışmanlık hizmetleri gibi kapsayan grupta 64 binlik artış var. Hatta şu tablodan, hatta şöyle yapalım, bunu da link üzerinden açalım. Şu 339 bine bölersek eğer detaylarına bu işte sağlık, pardon şöyle özel eğitim diye geçiyor. Ben eğitim diye yuvarladım onu ve sağlık hizmetleri tarafında 97 binlik bir artış var. Daha sonra ne geliyor baktığımızda hükümet tarafı 56 binlik bir artış var. Daha sonra o gelmiyor ama orası önemli bir detay. Profesyonel hizmetler tarafı, iş hizmetleri işte yani danışmanlık ve benzeri servisler diye, hizmetler diye düşünebilirsiniz. 64 binlik bir artış var. Şu özünde yeme içme sektörünü daha çok içeren, otelcilik gibi hizmetleri içeren tarafta da 48 binlik bir artış var. Yani özünde detaylara baktığımda ben ne görüyorum burada? İmalat tarafında 2000'lik bir düşüş görüyorum. Onun dışında ağırlıklı artışların böyle hizmetler tarafından geldiği ve bu hizmetlerde de işte danışmanlık, sağlık hizmetleri ve işte eğitim ve şey tarafı yeme içme gibi sektörlerden oluşan kalemlerden geldiğini görüyorum. Sürpriz bir şekilde 56 binlik bir kamu tarafından da destek olmuş. Çok böyle bize net bir sinyal veriyor mu özünde baktığımız zaman? Yani böyle çok aşırı bir net bir sinyal bu taraftan ben göremedim işin özünde. Niye? Yani şu taraf mesela yeme içme tarafı en çok iş üreten yer olsaydı belki biraz daha böyle yaz dönemine giriliyor onun etkisi vesaire diyebilirdim. Ama böyle çok net bir sinyal ben burada alamadım işin üstünde. Detaylar bu şekilde ama. Şimdi o devam edelim. Başka önemli şeyler var mı diye. Son 2 aya 93 binlik bir revizyon yapılmış ve 3 aylık tarım dışı istihdam manşet rakamı da 283 bine yükselmiş. Bu rakam daha önceden 3 aylık tarafta 253 bindi. 283 bine yükselmiş durumda. Tamam. Yani manşet bazlı gerçekten güçlü bir verim. Hiçbir şey diyemeyiz buna. Karşı çıkamayız. Ama ne söyledik bir detay olarak? Katılım oranı ile ilgili bir prime age detayı verdik. Şimdi ücretler tarafına gidelim. Toplam ücretlerde önemli bir hesaplama kalemi olan ilk başta şurada haftalık çalışma saati. Bu haftalık çalışma saati 34,4'ten 34,3'e gerilemiş durumda. Tamam. Haftalık ortalama haftalık diyorum. Ortalama saatlik ücretler de aylık bazda 0,5, 0,4'e revize edilmiş Nisan ayı. 0,4'ten de 0,3'e gerileme var. Yıllık bazda da 4,4'ten 4,3'e gerileme var. Şimdi bu taraf biraz önemli, yıllık taraf. Bunu şuradan göstermek istiyorum size.
Şöyle bir açalım. 4,3'ün gidişatını şöyle bir açalım. Sıklaşmaya, faiz artışlarına başladığı noktadan itibaren, 2022 Mart'tan itibaren burada bir gerileme yaşanıyor, görüyorsunuz özünde. Şu anda 4,3'e geldik. Dolayısıyla maaş bazlı enflasyon risklerinde bir azalış trendi var. Ancak bu %2 hedeflemesi için yeterli mi? FT'de okuduğum, Financial Times'da okuduğum bir makale, bunun %3,5'lara gelmesi lazım ki %2 hedefine doğru FED ilerleyebilsin diyordu. Ama bu zaman içinde gelecek. Bu veri özelinde o inanılmaz işte güçlü diyelim manşet rakamı daha böyle FED açısından tüylerini diken diken yapacak bir ücretler kalemi eşlik etmemiş. Saatlik ücretler tarafı, ortalama saatlik ücretler tarafı yıllık bazda 4,3'lük bir artış yaşamış ve şu düşüş devam ediyor özünde. Düşüş trendi devam ediyor özünde. Yani gidip işte böyle bir bunu daha da açacak olursak hala pandemi öncesinin üzerinde, bakın pandemi öncesi %3'lerde olan bir rakam, işte 3,3 vesaire onun üzerinde, ama bir düşük trendi yaşanıyor. Beklentilerin de altında gerçekleşmiş. Peki şimdi şunu şöyle, pardon, şöyle atalım. Ortalama saatlik ücretler çarpı haftalık çalışma saati ve total ücreti o belirleyecek. Bu 1147 dolar şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu açtığımız zaman Mayıs ayında işte 1146,99 ben yuvarladım. Şimdi aslında Nisan ayına göre bir miktar yükseliş yaşamış gibi baktığımızda çok düşük bir miktar. Ama Nisan ayında o aylık ücretin gerilediğine, aylık artışın işte artış hızının işte 0,5'ten böyle yapalım 0,5'ten miydi pardon 0,5'ten 0,4'e gerilediğini biliyoruz. Dolayısıyla oradaki rakamın bunun bir miktar altında kalması normal, ama şu gördüğümüz rakam özünde bence işte yıllık değişim düşünüldüğü zaman, çalışma saatinde bir tık gerileme düşünüldüğü zaman çok kötü bir miktar değil. Gene Fed'in tüylerini diken diken edecek bir miktar değil. Ondan sonra devam edelim. En önemli noktaları zaten anlatmış oluyorum bu şekilde. Şimdi fiyatlama tarafına geçecek olursak, manşet rakam çok güçlü. Tamam. İşsizlik oranı 3,4'ten 3,7'ye yükselmiş. Piyasada ilk fiyatlama manşet bazlı olacak. Hatta bununla ilgili olarak şurada şeyi de açalım özünde. Faiz artışı olasılıkları, bunu bir Haziran ayı faiz artışı olasılıkları, bunu bilerek böyle biraz daha açmak istiyorum. Bunu ayarlamıştım. Tabii ki bozulmuş gene. Şöyle bir ayarlayalım. Evet. Şimdi veri sonrası bugün 2 Haziran. Veri sonrası manşet rakamla beraber %40'lara yaklaşan bir faiz artışı olur fiyatlaması gördük. Ama şu anda %30'lara geri dönmüş durumdayız. Burada manşet rakam başta işte dolar pozitif, ondan sonra tahvil fiyatları negatif, altın fiyatları negatif işledi. Ama detaylara bakıldığı zaman olasılığın tekrardan düştüğünü görüyoruz. Zaten bu hafta, yani 25'inden itibaren göstermek istedim size, ama maalesef Bloomberg izin vermedi, sistem izin vermedi. Daha da kasmayacağım. Yani 26'sından itibaren faiz artışı %70 olurdan,
geldik 31'i itibariyle faiz artışı, hatta şurası %30 olur ha, yani %70 faiz artışı olmaz noktasına döndük. Ya bu benim kariyerimde gördüğüm en sert faiz artışı fiyatlamaları değişikliklerinden biri işin özünde. Bir ay dahilinde FED üyelerinin, FED'in lider kadrosunun Haziran ayında yapmak istemediğinin ama verilerde işte ayrışmalar yapılması da lazım noktasını destekleyenler ama yapılmayabilir noktasını destekleyen detaylarda bulunması noktası piyasada oluşan kafa karışıklığının bir göstergesi. Neyse, ben daha da fazla çok da uzatmayayım. Yani özünde veri sonrası manşet rakam faiz artışı olasılıklarını arttırdı ama tekrardan bir geri dönüş durumu söz konusu detaylar sebebiyle. Şöyle görüşlerimi de hızlıca size aktarayım. Şimdi altın spot piyasada 1970 desteğine kadar gerilemişti. Bugün 1980 üzerinde bir kapanış yapar mı diye takip edeceğim. Ben yapacağı noktasını düşünüyorum. Hatta sizle konuşurken bakalım. Buradan açalım. Bu videolarda zaman alan en büyük şey benim sistemle olan mücadelem arkadaşlar, biliyorsunuz yani. Şöyle açalım. 1960'lara gerilemiş. Bakalım burada haklı çıkacak mıyım? Çok çıkacağım gibi gözükmüyor şu anki fiyatlamaya baktığım zaman. Çok sert bir altın satışıyla karşılaşmış durumdayız. Euro dolar tarafında 1.0746'dayız. Ben bunu yazarken, bu maili yazarken 1.0750'lerdeydik. Orada da 1.0770'in üzerine çıkar mı noktasını düşünüyordum. Detaylar bunu destekliyor ama manşet rakam faiz artışı olasılıklarını nasıl etkileyecek? O geri dönüş, ilk başta yükseliş, ondan sonra geri dönüş tekrardan bir yükselişle mi karşılaşacak, yoksa benim düşünceme paralel o olay yükselmeyecek mi? O kısım önemli. Burada 2 yıllık getiriye bir bakmak istiyorum hızlıca. 2 yıllık getirdiğini muhtemelen şu an 10 yıllıklar %5 bas puan yükselmiş. 2 yıllık getirinin 10 bas puana yakın yükseldiğini görüyoruz. Yani bu taraf işte şeyi bayağı bir etkiliyor tabii ki. Altın tarafını etkiliyor. Takip edeceğiz neyse. ABD seansı içinde bakalım tekrardan 1980'lere dönebilecek mi ve onun üzerinde bir kapanış yapabilecek mi özünde. Şöyle devam edelim. 2 yıllıklar işte o 9 bas puan yükseliş. Eğer faiz artışı olasılıklarında bir azalma olursa tekrardan faiz artışı olasılıklarıyla 2 yıllık taraf bakalım nasıl devam edecek. S&P 500'de 4.250 üstü bir kapanış olacak mı diye şey yapmıştım ama orada da muhtemelen şöyle bir bakalım fiyatlamaya. Çok iyi gidiyor. Yani vadeliler %1'in üzerinde. Yani spot piyasayı açtığımda endeksler tarafı yükselişine devam edecek gibi gözüküyor. 4.250 üstü kapanışta. Yani artık zaten 4.300 ve 4.320 seviyeleri öne çıkacaktır. Burada arkadaşlar 4.290-4.295 seviyeleri arasında S&P 500 Ekim 2022 dibinden kapanış bazında %20 yükselmiş olacak ve bir boğa piyasası en azından teknik terim olarak başlamış olacak. Dolayısıyla bu seviyeye kapıdan sonraki kapanışlarda haber akışı olarak S&P 500 boğa piyasasına girdi şeklinde haberlerle karşılaşabilirsiniz. İşte bir süredir belirtiyordum, ufak da olsa bir boğa piyasası bekliyorum diye. Burada da endeksleri ne destekledi? Onu da şey yapayım. Manşet rakamın iyi gelmesi tabii büyüme bazlı korkuları azalttı. Eğer Haziran ayında da
pas geçilirse özünde bu durum tabii endeksler açısından olumlu gidişatın devamını bence destekler. Daha da fazla şey yapmayayım. Durum bu, sıcağı sıcağına yorumlamaya çalıştım. Zaten pazartesi günü, özür diliyorum, salı günü tekrardan yeni bir videoyla karşınıza çıkacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.